Merhabalar herkese ben Emre Asküleç ve bugün sizlerle paylaşmak istediğim oyun 2018 yılında oynanmış. Taraflarımız beyazlarda Ukraynalı büyük usta Yuri Solodovnichenko, siyahlarda ise Alman asıllı Azeri büyük usta Arkady Naidish var. Bakalım bu oyunda neler olmuş. E4 ile başlamış beyazlar, C5 ile Sicilya savunmasını tercih etmiş siyahlar, At F3'ün devamında At C6, At C3'ün devamında da E6 gelmiş. Şimdi D4 ile Açık bir merkez oyunu tercih etmiş beyazlar. C çarpı D4, at çarpı D4'ün devamında isimler çok önemli bir bilmiyorum ama Polsen varyantı olarak geçiyor. A6 hamlesiyle Sicilya'nın bu varyantı. File 3'ün devamında at F6 ve şimdi A3 geliyor. Tabi şu an, şu an baktığımız zaman e, siyahlar hızlıca basitçe taşlarını geliştirip aslında rok atıp sağlam piyon yapısını bozmamaya çalışıyor. Ve beyazlar içinde aslında oyun planı hakkında net bir şey şu anda söyleyemiyoruz. Yani e, uzun rok tercih edebilir, kısa rok tercih edebilir. Nasıl bir plan yapacağını ilerleyen hamlelerde göreceğiz. File 7'nin devamında artık siyahların beyaz fili çıkma sorunu var gibi gözüküyor. Yani bir plan, bir karar yapma, vermesi gerekiyor bu konu hakkında. Ama kısa rok atacağını kısa vadede söyleyebiliriz. F4 Beyazlar F4'de belki bir şah kanadı hata yapabilirim ileride diye bir göz kırptı. D6, vezir F3'ün devamında da E5. Şimdi hemen iki hamle geriye gittiğim zaman F4'ün ardından hatta F4'ün öncesinde demiştim ki siyahların beyaz fili çıkma gibi bir problemi var. Ve bu konuda bir plan bir fikir bulması lazım. Dikkat ederseniz D6, vezir F3'ün ardından da E5 ile hem merkez yapısını böyle kurdu. Yani bu plana karar verdi hem de artık filini bu çaprazdan çıkacağını belirtmiş oldu diyebiliriz hem atı istiyor hem F4 piyonunu istiyor tabii ki at çarpı C6 geliyor. Burada B çarpı C6'nın devamında F5. Şimdi F5 hamlesi önemli. Neden önemli? Çünkü F5 bu şah kanadında biraz baskı yaratan bir hamle. Yani bu taşları şah kanadına yardımını kısıtlayan bir hamle. Olası kısa rok durumlarında buradaki piyonlar sürülerek çok hızlı bir şah kanadı hata yapabilir bir hamle. Yani buna ee, olanak sağlayan bir hamle. Karşılık olarak D5 geliyor. Tabii ki hem bu piyon yapısını bozacak hem de güçlü bir merkez elde etmek istiyor. Siyahlar E çarpı D5'in devamında. C çarpı D5 ve uzunluk. Şimdi E5 D5 çok güzel bir merkez gibi duruyor. Yani bütün her yere hakimmişim gibi duruyor. Ama D5 piyonu şu anda açmaz da. Arkasında A8 kalesi var. Yani D4 gibi bir hamleyi neden yapamıyorum? Hem A5, A8 kalem boşta kalıyor. Hem de çatal atıyorum ama aleti alamıyorum. Çünkü piyonum açmazda, da. Vezirim boşta kalıyor. Bu yüzden E4'ü tercih ediyor siyahlar. Ve şimdi vezir F4. Fakat E4'ten tekrar bahsetmem lazım. Neden? Çünkü E4 çok iki uçlu bir hamle. Yani buradaki siyah kareleri birinin daha iyi kullanacak olması lazım. İki tarafında siyah fili var ve buradaki merkezdeki siyah kareleri bir taraf daha iyi kullanacak. İşte acaba o kim olacak? Beyazların da siyahların da bunu iyi düşünmesi lazım. Hamleyi siyahlar yaptığı için hatta siyahın bunu iyi düşünmüş olması gerek. Vezir F4'ün devamında kısarok rok geliyor. File 2 gelişmeyen filimizde en son geliştirdik ve artık beyazlar adına düşündüğüm zaman hamleler G4, G5 ardından F6 gibi hatta çok e, yarma harekatına girişebilir beyazlar. Siyahlar da e, belki şah kanadına bir atak yapacak. Ya da merkezden oynamaya devam edecek. Bakalım. Fil D6 veziri bir hamle kovuyor. Vezir F2'nin devamında da fil E5. Şimdi düşündüğümüz zaman biraz önce bahsettiğimiz siyah kareleri siyahlar daha iyi kullanıyor şu anda. Ne yapabiliriz? Aklımıza gelen en basit çözüm bence fil d4. Yani e5'te rakibin filini istemiyorum ben. Doğal olarak kırışarak buradan kurtulacağım. Ama beyazlar diyor ki ya ben bu fili ileride atakta kullanırım. Ve g4 oynuyor. Şimdi biraz düşünmesi lazım e, siyahların. Neden? Şimdi e5'te çok güzel bir filim var. Fakat gelişmeyen de burada taşlarım var. Ne yapmam lazım? Beyazlar normalde herhalde bu hamleyi hiç düşünmüyor ama siyahın filinin burada olmasının ayrı bir tehdidi daha var. Fil çarpı C3. Normalde tabii ki E5'teki fil çok iyi C3'teki ata vurulur mu? Karşılığında ne aldığınıza bağlı olarak vurulur. Şah kanadı tarafındaki piyon yapısını bozmak için fil çarpı C3 alıyor siyahlar ve beyazlar eminim bu G4 hamlesinden şu andaki hamlede pişman oluyor. B çarpı C3'ün devamında Hızlıca vezir a5 geliyor. Hem a3'e hem c3'e baskı. Şimdi beyazların oynadığı hamle hatalı bir hamle. Ve o hamledense aslında kale d4 oynuyor beyazlar. Ondan bahsedeyim. Kale d4 ile muhtemelen e, ben şahımı bir şekilde bu tarafa doğru kaçarım. Kalemde d4'te bir şekilde güçlü kalır diyor. Fakat bu hamle yanlış bir hamle. Neler oynaması lazım? Basitçe onlara bakalım. Aslında vezir F4 gibi bir şey oynayabilir. Ee, burada Vezir F4 gibi bir şey oynayabilir. Vezir A3'e şah D2 oynayacak. Ya da işte vezir F4'e vezir çarpı C3'e fil D4 oynayacak. Bir şekilde konum oynanabilir bir konum olacak. Burada başka başka ne oynayabilir diye baktığımda aslında vezir G3 gözüme iyi gözüktü yani bilgisayarın önerileri arasında baktığımda ne yapabilir? Vezir A3'e tekrar şah D2. Bence gayet e, normal bir konum. Yani çift film var. Tamam rakibin taşları benim şahım biraz daha güvensiz. Ama filmi D4'e koyduğum zaman hiçbir sıkıntım yok diye görüyorum. Yani iki taraf açısından oynanabilir bir konum görüyorum aslında. Veya vezir çarpı C3 alındığı zaman fil D4 Şimdi A3 bile alınsa çok da umurumda olmayacaktır. Çünkü çift film gayet güzel duruyor. En kötüsünden şahımı şöyle bir şekilde şah kanadına doğru. Daha doğrusu eskiden olduğu tarafa doğru aktarırsam orası dağılıyor ama benim şah kanadı tam devam edecek ve D4'teki filmin rakipte karşılığı yok. Yani olası fil çarpı F6'lar gelebilir. G5 hamlesi gelecek. Bunlar iki taraf için de çok oynanabilir konumlar olacaktı. Fakat Vezir A5'e ne Vezir F4 yapıyor ne Vezir G3 yapıyor. Beyazlar Kale D4 oynuyor. Diyor ki istediğin piyonu alabilirsin. Şimdi Vezir C3 alınıyor ve beyazların hamlesi Kale F1. Neden Kale F1? Çünkü Vezir A1 şah çekildiği zaman şah D2 kaçacağım. Kalem boşta kalmasın diye çok çünkü çok mantıksız bir hamleymiş gibi duruyor en başta kale F1. Kale B8 siyahların hamlesi. Şimdi düşündüğümüz zaman e, siyahlar artık buradan bir atak çıkartabilir. Yani şöyle konuma baktığım zaman tamam siyahlar bir piyon aldı, şah kanadı da dağılmış gibi duruyor ama tek vezirle hiçbir zaman mat olmaz. Yani siyahların buraya bir destek vermesi lazım. Beyazların fikri de muhtemelen e, siyahların bu tempoyu bulamayacağı çünkü G5 hamlesi hemen geliyor ardından işte F6'lar vezir H4'ler falan bir şekilde daha hızlı mata ulaşabileceğini daha hızlı hücuma çıkabileceğini düşünüyor beyazlar fakat kale B8 hamlesi geliyor kale B8 ne yaptı B üstünde hak iddia etti ve olur da vakit bulursa beyazlar vakit bulamayacağını umuyor ama olur da vakit bulursa burada kaleleri dublelediği anda zaten e, konum mat oluyor basitçe. Şimdi G5 ama G5'e de artık siyahlar kale B2 oynuyor. Beyazlar gene bu hamleyi kaçırıyor diye düşünüyorum. Daha doğrusu engelleyecek bir hamlesi yok ama belki biraz daha defansif bir hamle yapabilirdi G5 yerine. Bu arada yorumlarda da şeyler oluyor. Ya işte beyaz çok kötü oynamış da bunu nasıl anlattınız da falan. Beyaz kötü oynamıyor arkadaşlar. Beyazdaki oyuncu Yuri Solodonichenko bu maç oynanırken 2531 reytingi varmış. Şu anda 2569 reytingi var. Ve dünyada aktif oyuncular arasında 340. falan. Yani kuvvetli oyuncuları oynarken yani herkesin kötü zamanı oluyor bu bir. Bir de kuvvetli oyuncuları oynarken taşlarınız bir şekilde istediğiniz yerlere gidemiyor. Ya da kötü konumlarda kalabiliyorsunuz. Yani büyük usta dahi olsanız bir hamlede mat kaçırabiliyorsunuz. Böyle şeyler oluyor. Devam edelim konuma. Şimdi kale B2'ye biraz daha konumu incelemem lazım. Çünkü vezir C2 mat isteniyor. Ne yapmak lazım? Beyazlar şah D1 oynuyor. Şah D1 yerine aslında C2 piyonunu korumaya yönelik hamle yapmam lazım. Kale D2 ile koruyabiliyor muyum piyonu? Koruyamıyorum. Kale A2 ne oynarsanız oynayın kale A1 mat. Peki ne yapmam lazım? C2 piyonunu korumam lazım. Bilgisayara sordum. Bilgisayar dedi ki filini bir yere kaç. Filini H5'e koy. Boşta dahi olsa vezirle C2 piyonunu koru. Çünkü diğer hamlelerin hepsinde daha kötü konumdasın. Fakat beyazların planına bir bakalım. Şah D1 Şimdi Şah D1 oynandığı zaman vezir çarpı C2. Eyvah öldük bittik. Öyle bir şey değil. Şah E1 oynadığı zaman direk herhangi şahlamalara karşı fil d1 fil d2 şahın önüne duvarı çekiyor ve diyor ki ya benim konumum sağlam aslında. Bakalım. Yani sağlam dediğim kurtarabiliyorum, mat olmuyorum manasında söylüyorum bunu. Fakat bunların hiçbiri oynanmıyor. Direkt şah d1'in devamında kale b1 şah oynuyor siyahlar Şimdi tek hamle fil C1 ve çok kritik bir hamle E3. E3 ne yapıyor? F2'deki vezir istedi. Alamıyorum zaten açmazım var. Alamıyorum kırar. Aynı zamanda D4'teki kaleyi istiyor. Ve beyazlar aslında kendisi için mantıklı bir hamle daha buluyor. Kale D3. Vezirimi alırsan ben de senin vezirini alırım. E kırarsan tamam taş geriye düşerim ama... Gene de mat olmam en azından. Oyun devam eder. Çünkü ben de F6'dan bir alet alacağım. Öyle düşünmek lazım. Fakat siyahların daha iyi bir fikri var. Sattan söz çözmek isteyen arkadaşlar için siyah oynar 2 hamlede mat eder. Eminim durduranlar olmuştur. Görenler de ilk bakışta olmuştur. Kale çarpı C1. Şah ve Yuri Solodovnichenko bu hamlede oyunu terk etmiş. Yani bir hamle kalamata oyunu terk etmiş. Burada tabii ki e3 piyonu çok büyük önem taşıyor. Çünkü kale çarpı c1'e vezir a1 mat var. Çünkü e3 piyonu d2 karesini tutuyor. Ben bu oyunu aslında izlediğimde çok sevdim. ilk gördüğümde. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü beyazın hücuma çıkma planları ve siyahın bir şey yapmama planları vardı. Daha doğrusu beyazın öyle planları vardı. Siyah bir şey yapamayacak. Benim hatam daha kuvvetli diye. Fakat siyah çok dakik oynayarak çok doğru fikirler bularak güzel bir galibiyet aldı. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.